tabii gidiyoruz. Bir baktık sol tarafta, sözüm ona, marketler, orada büfeler, terkeller insan dolu. Bankamatikler insan dolu. Ya Allah Allah dedik ya, darbe başka bir ülkede mi yapılıyor acaba? Allah biliyor. Yani ölmeyi bekliyordum. Arkadaşlarımızla beraber ölmeyi bekliyorduk yani. Ya düşünsenize, ateş ediyorlar arkadaşlar, insanlar kurşuna yürüyor yani. Şebi Avruz'a, şahadete Rabbine yürüyor ya. Böyle bir şey olabilir mi yani? Bugün sokağa çıkmazsak, bugün vatanımıza sahip çıkmazsak, yarın sahip çıkacak vatan bulamayız. Bugün vatana sahip çıkma günüdür. Yarın bugün vatana sahip çıkmazsak, yarın öyle bir şansımız olmadı ki herkes çoluğunuzu, çocuğunuzu sokaklara döşür. Ellerimiz semada, bütün İslam aleminin gözyaşı döktüğü gözyaşı hürmetine bana şahat bismillah şifa nasip eyle yarabbim. Köprüyü kapatmışlar, haberin var mı? Dedim niye köprüyü kapatsınlar dedim, Allah Allah. İşte terör saldırısı olabileceğinden endişeleniyor. Askerden destek istendiğinde tanklar köprüyü kapattı. 5 dakika sonra bir arkadaş da aradı. Çünkü o çevrede tanınan bir çevrem olduğu için işte darbe oluyor. Ya dedim kardeşim ne darbesi? Hükümet biz, asker biz, polis biz, millet el ele daha güzel günlere diyerekten aydınlık bir yarınlar için yürüyen iktidarımızla beraber, milletimizle beraber, devletimiz kenetlenmiş bir şekilde hareket ediyor. Kim bize darbe yapabilir dedi. İnanın ekranlara yansımayan 7'den 77 milyona kutsal davalar isimsiz kahramanların omuzlarına yükselir ya. O gece Türkiye Cumhuriyeti topraklarında milyonlarca isimsiz kahraman vardı elhamdülillah. O gece bizim elimizde bayrağımız, dilimizde tekbirimiz, kalbimizde, göğsümüzde de imanımız vardı. Başka hiçbir şeyimiz yoktu. Yüce Allah tabii benim kalbimden korkuyu aldı. Ben orada konuştuklarımı, yaptıklarımı, insanları o sokağa dökmek, toplamak, orada konuşmak benim kendimin yaptığı bir şey değildi. Yüce Allah sebep kılmıştı beni orada. İnsanlara dedim ki hiç kimse korkmasın, hiç kimse üzülmesin. Bu karanlığın ardında şafağın açtığında bu topraklarda devleti Aliyeli Osmanlı'nın dirilişi zuhur edecektir. Korkumuz umuda, umutsuzluğumuz aydınlık yarınlara dönüştü. Bir ışık açtı bize. Tabii insanlara o anda Yüce Allah beni dile getirdi. Tabii çıktım orada. Binlerce kişi, çok bir kalabalık oldu. Çıktığım anda tabii bu anlattıklarım hepsi canlı Türkiye'ye yayınlanıyor ama biz farkında değiliz. O anda hiçbir şeyin farkında değiliz. Her gün evinden çıkarken gömleğini milletinin istiklali ve istikbali için, ezanımız için, bayrağımız için, aydınlık yarınlarımız için kefen olarak giyen Recep Tayyip Erdoğan'la beraber kefen giyme and içiyoruz. Binlerce kişi and içiyor. Onlar da aynı şekilde yani o sokağın sesinden arşı ala titriyordu. And içiyoruz, and içiyoruz, and içiyoruz diye. Çünkü ölüm imansız olan içindir. İmanlı olan ölümü öldürmüştür. Bizim insanlarımıza köprüde olsun, her yerde olsun ateş edenler kesinlikle Türk askeri değillerdi. Çünkü Türk askeri merhametlidir, şereflidir, yaşatmak için vardır. Türk askeri öldürmek için değildir. Orada o şerefli formayı çalan, o şerefli formayı çalan, bu milletin evladı askeri olmayan siyonistlere, emperyalistlere tesruhunu satmış FETÖ terör örgütünün mensuplarıydı ve o şerefli formayı çalmışlardı. Onlar bir Yunan askeriydi, onlar bir Amerikan askeriydi. Çünkü Türk askeri yaşatmak için vardır, merhametlidir. Bu millete mermi ve kurşun sıkmaz. Makinalı tüfeğin kırma kolu kulağımda. Sesi kulağımda yani makinalı tüfeğin, ama önümün önünde ecel var. O gece bu ezan için, bayrak için, vatan için ve aziz millet için şehadet şerbeti içilecek en güzel geceydi. Ama Rabbim bana nasip etmedi. Nasip eden Rabbim kardeşlerimize, şehit olan kardeşlerimizin de Rabbim şefaatinden aykısın. Biz de şehadete bu topraklar için, ezanımız, bayrağımız için şehadet içeceğimiz günü bekliyoruz. Tabii şöyle bir şey, o anda inanın benim 7 yaşında bir oğlum var.
o kırma kolunun, yani makinalı tüfeğin kırma kolunun çekildiği anda ilk aklıma gelen oğlum oldu. Ama şu an o anda da dediğim şuydu, evladım babasız yaşar. Babasız yaşar ama ileride babasız yaşayacak evladım, ama her zaman babasıyla gurur duyacak. O gece Recep Tayyip Erdoğan'ın nezdinde aslında bu millete operasyon yapılmıştı. Mezanımız, bayrağımız, vatanımız, istiklalimize saldırılmıştı. Rabbim inşallah bu dirilişimizi daim kılar. Ülkemizde birlik ve beraberlik nasip eder.